Hadi bakalım soygun başlasın. Elleri havaya kaldırın. Bu bir soygundur. Ha, lütfen bana bir şey yapma. Paralar üst katta. Paralar demek ki üst katta he. Burada dur bakalım. Hatta dur senin ellerini bağlayayım. Sakın birisine haber vermeye kalkışma ve burada kal. Hadi bakalım. Oha burayı patlatmamız lazım. Hemen arkadaşlar bombayı yerleştirelim. Bombayı ayarlayalım. Tamamdır patlıyor 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 patlıyor. İşte bu. Aha kasaya geldik. Hadi bakalım içeride acaba ne var? Oo paralarım bak. Götür abi çabuk götür 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 paraları götür paraları milyon dolarlarım oldu şu anda altınları da alalım arkadaşlar uh, hadi bakalım götür 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 Aa, alarm çalmaya başladı bir an önce kaçmam lazım buradan kaç 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 kaç. bu alarmı sen mi aktifleştirdin doğru söyle otomatik sistem var abi otomatik sistem varmış büyük <laughs> arkadaşlar burayı terk etmeliyim zaten bütün parayı aldım <laughs> hemen olay yerine yetişmem lazım hırsızlık olmuş koş abi koş 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 geldim beyler son durum nedir Noob polis zaten seni anlamıyorum bari konuşma da yorma kendini. Komiserim soyguncu 1.70 boylarında maskeli ve üzerinde deri set zırhı olan birisiymiş. Ayrıca batıya doğru kaçmış. Anlaşıldı Mehmet sağ olasın. Domuz polis? <laughs> Ya bir de oturup da sana maaş veriyoruz ya. Başka ne oldu olmasa şu ana kadar kovmuştum seni haberin olsun. Mahmut sen söyle bakalım. Efendim benim içime doğdu. Ne doğdu içine söyle. Bu yapan Feride. Oğlum sen deli misin? Ne oldu efendim? Bakarım şimdi senin internet dışına. Aa efendim özür dilerim. İnsanları tuç bırak ve doğru şeylerle gel bana. Ve beni sinirlendirme. Tamam efendim içime doğduğu zaman doğru oluyor çünkü ondan dolayı. Hadi dağılın şimdi. Hepiniz köyün etrafına dağılın. Bulacağız bu soyguncuyu. Arkadaşlar çocukluğumdan beri hayalim şu buradaki Bugatti ve Ferrari almaktı. Şimdi bu soygun yaptığı paraları arkadaşlar çevireceğim ve oradaki arabaları alacağım. Hadi bakalım arkadaşlar eve gidelim. Oh! Olamaz yakalandım. Memur bey ne diyorsunuz anlamıyorum. Yani teslim mi olayım yoksa ellerimi havaya mı kaldırayım anlamadım. Neyse ben gidiyorum. Hadi hoşçakalın. Nasıl bir polis arkadaşlar. Beni şimdiye kadar tutuklama lazımdı benim ters yemem lazımdı. Allah Allah neyse hemen arkadaşlar şu paraları garajımıza koyalım. Of abi paralara bak. Ya siz şu altınlara bakın arkadaşlar şu altınlar var ya kaç milyon dolar değerinde. Tamamdır altınları envanterime aldım. Şimdi paraları envanterime alacağım. Vay be arkadaşlar zengin oldum. Paralara bakın. Hadi şimdi hayalimizdeki arabayı almaya gidelim. Madur ilk önce şu soyguncu kıyafetlerini çıkartayım arkadaşlar polislere yem olmayalım. Tamamdır artık normal bir vatandaş oldum. Orada polis mi var yoksa bana mı öyle geliyor? Ha polis. Dur bakalım vatandaş. Merhaba memur bey. Merhaba kimlik verir misin? Hemen veriyorum memur bey bir saniye. Buyurun kimliğim. Hmm. Hayırdır memur bey normalde böyle kimlik kontrolleri olmaz da köyümüzde. Sormayın birisi bankayı soymuş. Ciddi misiniz? Nasıl soyabilir bankayı? Orası çok güvenlikli bir yer. Soymuş işte hırsızı arıyoruz. Umarım bulursunuz memur bey Umarım bulursunuz. Al bakalım kimliğini. Sağ olun memur bey hayırlı görevler. Eğer sokakta maskeli 170 boylarında birisi görürsen bize haber vermeyi unutma. 170 boylarında maskeli tamamdır. Bir de deri zırhlı. Aynen deri zırhlı. Sen nereden biliyorsun? Ee, yani ta tahmin ettim. Tamam hadi yürü. Sağ olun memur bey. Aa elindeki araba işte orada. Merhaba otogalerici abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hmm, acaba hangi arabayı alsam şöyle bir bakayım. Sen bana şu Bugatti ile Ferrari'yi bir sarsana ya en iyisinden. Para. Para hiç sorun değil. Şöyle atayım ben sana altını da atayım. Para bizde bol abi. Sen bize paradan bahset sadece. Bir de paradan yana bir sıkıntı yok yani. Dalga mı geçiyorsun? Bütün paramı verdim abi ne dalga geçmesi. Sar bana buradan bir tane Bugatti ve Ferrari. Ferrari yani. Biraz daha vermen lazım. Biraz daha mı? O zaman yani tamam o zaman ben biraz daha para bulup o zaman bir daha geleyim. Tamam. Hadi ben gidiyorum arkadaşlar. Kolay gelsin tekrardan memur bey. Sağ ol. Benim şu para olayını bir çözüm bulmam lazım. Yoksa hayalimdeki arabayı satın alamıyorum. Hmm dur bakalım aklımda çok güzel bir fikir var. Şu kağıtları şöyle koyarsam. Tamam bayağı bir kağıt koyduk. Ve şu şaltere basarsam benim para basmam lazım. Oho para çıktı arkadaşlar görüyor musunuz? Kendime bir tane arkadaşlar self made para basma makinesi yaptım. Bu makine sayesinde arkadaşlar kendi paramı basıyorum yani. Normal paradan ziyade kendi param. Bakın bir sürü para bastım. Bu kadar yetmez arkadaşlar biraz daha basmam lazım yoksa parayı tamamlayamayacağım. <laughs> bakalım bu kadar yeterli mi? Oo biraz daha basmam lazım arkadaşlar. Bas abi bas 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 bas. A few moments later. Tamamdır üstünü tamamlayacak kadar para bastım. Şimdi ayağımdaki arabayı almaya gidebilirim. Tamamdır abi üstüne ekliyorum şöyle. Oldu mu? Tamamdır oldu. Eyvallah abi sağ olun şunu envanterimize alalım. Ve sonra bunu alalım arkadaşlar. Of bu katlime Ferrari'm oldu yaşasın. İyi günlerde kullanın. Öyle yapacağım abi sen de iyi günlerde harca paranı. Abi paranın yarısı sahte haberin olsun. Ha. Yok bir şey abi kolay gelsin. olasın. Hangisini sürsem ilk başta? Bugatti'yi süreceğim tabii ki de. Bugatti arabanın hasıdır arkadaşlar. Abi şu arabanın egzoz sesine hastayım yemin ediyorum ya. Böyle sola dönelim arkadaşlar. Eyvah çevirme. Sağa çekin beyefendi. Sağ çek sağ çek. Stop 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 stop. Çektim Tarık. Feritin. Tarık sen polis mi oldun? Evet polis oldum. İyi hayırlı olsun. Valla bilmiyordum polis olduğunu. Komiserim oğlum ben. Hadi ya. Maşallah sen de görmeyelim. Milyarder olmuş. Tabi Tarık yani para kazanıyoruz işte bir türlü <laughs> Nasıl kazanıyorsun bize niye söylemiyorsun Ya Tarık ya borsa işleri işte Anlarsın ya borsa yapıyorum He, Son olan olayları duydun mu He duydum Tarık banka soygunu değil mi Biri bankayı soydu şimdi onu arıyoruz köyde İnşallah bulursunuz Tarık ya Böyle iş olmaz olsun abi Millet kolay yoldan para kazanmayı seçiyor Bak ben o kadar çalışıyorum burada Maaşım belli şeyim belli adam gidiyor banka soyuyor Aynen öyle böyle insanlara geçit vermemek lazım En iyisini yapıyorsun umarım yakalar versin Tarık. İnşallah kardeşim. Hadi git. Sağ olasın Tarık. Hadi görüşürüz kardeşim. Kendine çok iyi bak. Hadi bay bay. Allah ucuz yırttık arkadaşlar. Vallahi ucuz yırttık la. Az kalsın Tarık'a yakalanıyorduk. <laughs> Hemen arkadaşlar arabamızı şöyle garaja koyalım. Tamam. Komiserim komiserim komiserim. Ne oldu Mehmet söyle bakalım. Komiserim birisi ota galeriye sahte para verip araba almış. He? Kim yapmış bunu? Galericinin anlattığına göre bunu yapan kişinin kafasında kırmızı maske ve altında da takım elbise varmış. Takım elbiseli ve kırmızı kafalı. Bana birini andırıyor. Paranın %70'i gerçek geri kalanı sahteymiş. Sen var ya sen. Ayrıca efendim verilen paraların barkod koduna baktığımızda bank bankadan soyulan paralarla aynı çıkıyor. O zaman bu soyguncu bankadan soyduğu paralarla gitmiş araba almış. Evet efendim. Tamam. Tamam Mehmet. Ben ne yapacağımı iyi biliyorum şimdi. Sen var ya sen Feride çok akıllısın ha. Ama benden kaçamazsın. Arkadaşlar iyi güzel hoş. Ben bu arabalara para verip aldım da. Abi arabalar çok fazla yakıt yiyor. Hele şu var ya su gibi içiyor yakıtı ya. Benim en iyisi bir yakıt stoğu yapmam lazım abi. En sağlamından. O yüzden şimdi gideceğim arkadaşlar. Benzin istasyonunu soyacağım. Aksi takdirde ben bu arabaları arkadaşlar burada müze gibi tutmak zorunda kalırım. Ben bunun benzinini karşılayamam. Ben param yok. Sen garajı kapatalım arkadaşlar. Gizli bir şekilde istasyona gidelim. Polis molis yok etrafta. Dur ilk önce soygun eşyalarımı takayım. Tamamdır şimdi kamufle oldum. Hadi bakalım arkadaşlar soyguna başlayalım. Şöyle tamam geldi geldik. Hangi senin dolu? 64 62. 66 tamam tamam tamam. Hemen şuradan arkadaşlar yakıtları pompalayalım çabuk çabuk çabuk. Tamamdır. Bir sürü yakıtım oldu. Bunlardan da gömçürelim arkadaşlar. Gömçür 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 gömçür. Oh maşallah. Bunlardan dalalım alalım. Tamam. Envanterim doldu ve yeter artık. Baksanıza arkadaşlar. Bu yakıt stoğu bana bir hafta yeter valla. Neyse hadi gidelim. Böyle garajımızı da açalım arkadaşlar. Tamamdır. Kuduklusun. Elini havaya kaldır. Ha? Demek ki sendin ha? 1.70 boylarında maskeli ve deri setli. Ben, ben yok ben değilim. Bakın maskemi çıkartayım. Ben Ferit dedim abi. Benim öyle işlerle işim olmaz. Beni kaldırmaya çalışma. <laughs> Yaklaş bakalım. Yaklaştım Tarık. Ben size demiştim içime doğmuştu. Aferin sana içine doğru doğmuş vallahi aferin. Ne yapacağız şimdi Tarık? Ne oluyor ya? Şimdi doğru hapse gidiyoruz. Yürü bakalım geç içeri geç. Tamam oh, Tarık geçiyorum. Niye böyle davranıyorsun ne yaptım ben sana. Bir de beni kandırıyor neymiş efendim borsa yapıyormuş. Başka bir çarem yoktu Tarık ne yapayım bankayı ben mi soydum diyeyim. Sen de haklısın ben de demezdim. Of arkadaşlar of of. Şimdi burada 15 yıllık geçireceksin. Hadi sana bir olay gelsin. Ha ha ha. Tamamdır Tarık gitti. Ben burada hiç 15 yılımı geçirir miyim Tarık sen beni yanlış tanımışsın. Ben buradan illa kaçarım. Nasıl kaçacağım nasıl kaçacağım arkadaşlar. Of hapishane hücresinde kullanabileceğim bir şey de yok. Ben büyük ihtimalle buradan kaçamayacağım arka. Aa burada açık bir yer var. Aa açabiliyorum. Dur bir saniye. Oraya tırmanmam lazım ama nasıl tırmanacağım? Dur bakalım şu masayı şöyle koyayım. Yine yetişemiyorum arkadaşlar. Başka neyi koyayım? Aa şunu koyacağım bir de. Bekle bekle bekle. Bunu alalım. İlk masayı koyuyorum. Sonra arkadaşlar bunu koyuyorum. Hadi Hadi çıktım 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 çıktım. Az kaldı az kaldı. Aha tamamdır arkadaşlar. Onunla dışarıdayım. Ben buradan nasıl atlayacağım arkadaşlar? Aşağıda gardiyan var. Bakalım şöyle gitti tekrardan. Arkadaşlar tamam bir dahakine bu tarafa doğru gittiğinde aşağı atlayacağım. Tamam gitti. Hop Allah duymasın duymasın. Kaç 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 kaç. Aha görmedi beni. şöyle müdür nedir ya? Neyse tamam şuradan kazalım arkadaşlar. Tamam. Buna taşa denk geldik ya. Niye burada taş var? Şöyle sağdan geçelim. Sanırım başardım. Hadi arkadaşlar hadi hadi. Tamam. Tamamdır. Sonunda özgürüm. Ne oldu Tarık? Hani beni hapse atardın? Hani ben burada 15 yılımı geçirirdim? Ben hapse girdiysem kaçmasın da girdiğim gibi bilirim Tarık. Sen rahat ol o yüzden koçum. Hadi bakalım. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Şu anda sağda sola giden bir video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağ sola giden çıkan video ya. Lütfen tıklamayı unutmayın. Ferit Videomuza like atın. Kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar. Bu serinin devamının gelmesi istiyorsanız yorumlarda yazın. Sizi çok seviyorum kendinize iyi bakın ve hoşçakalın